Bizim burada ne işimiz var Saadet? Evlilik terapisiymiş. Ortada evlilik mi vardı terapisi olsun? Tamam, ben de meraklısı değilim seninle evli kalmanın. Melahat ısrar etti. Kocasıyla buraya kanlı bıçaklı girmişler. Birbirlerine aşık olup çıkmışlar. Bizi de oturttular buraya. Göreceğiz. Merhabalar. Evliliğiniz kötü mü gidiyor? Orta yolu. Bulamıyor musunuz? Duvarlar üstünüze üstünüze mi geliyor? Lanet olsun. Neden evlendim? Böyle kadar olmaz olsun. Mu diyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Çünkü şiddete geçimlilik artık rüya değil. Bir yastıkta terapi merkezi kocadır. Hoş geldiniz. Ben uzman terapist. Aşkım dağlarda gezer. İlk terapimiz için hazır mısınız? Ben hazırım da kendisini bilmiyorum. Hazırım der bir saatte çıkar evden. Poloniklere cevap vermiyorum. Buyurun ben hazırım aşkın hanım. Harika bir meçsiniz. Süper bir elektriğiniz var. Ha sorma. Şehir trafosu gibiyiz. Sürekli kara kedi giriyor aramıza. Sizinle devam edelim. Kendinizi tanıtır mısınız lütfen? İsmim Saadet. Ama içim kan ağlıyor aşkın hanım. 27 yaşındayım. Allah kahretsin ki bu adamla evliyim. Çok mutsuzum aşkın hanım. İsmim Fehmi. Anlamını da bilmiyorum. Hayatım boyunca Saadet'i aradım. Ama bulduğum güne lanet gelsin inşallah. Ah, harika. Birbirinizden son derece nefret ediyorsunuz. En sevdiğim. Lakin unutmayın ki en büyük aşklar nefretle başlar. Kaç yıllık evlisiniz? 9. 7 senedir aşkın hanım. Onu bile yanlış biliyor ya. Bu ya. Allah. Kaçsa kaç. Kaçsa kaç komple ziyan ya. Aşkın hanım. Şimdi bana o kaybolan yıllarımı verseler. Ah ben o yollarda ne yapardım ha? Ne yapardın? He? Aşkın hanım bu İstanbul İstanbul olalı. Hiç görmedi böyle öküz. Doğru konuş. Konuşmazsam ne olurmuş? Anladığım kadarıyla her aşkların olduğu gibi sizin aşkınızın mimarı da Sezen Aksu. Yok efendim Esra Erol. Anlamadım. Televizyondan aldım ben bunu. İzdivaç programından. Dilim tutulsaydı da o paravanı açın demeseydim aşkın hanım. Ah o kara gün. O paravan açıldı an. Ben bunu gördüm bir bayıldım. Aa yani birbirinize ilk görüşte aşık oldunuz. Ne aşkı aşkın hanım ne aşkı. Gul yabani görmüşe döndüm. Neredeyse inme inecekti ya. Bak yine kötü oldum. Bak gördüm yine kötü oldum. E madem öyle niçin Saadet Hanım'a talip oldunuz? Ben buna neden talip olayım? Şu tipe bir bakın. Şu tipe bir bakın. Ben aslında başkasına talip olarak gittim. Kayserili beyaz eşyacı bir abimiz geldi. Evi dedi üstüne yapacağım dedi. Aldı gitti benim kızı. Sonra şu köşede bir çay için may için dediler. Bunu bana resmen canlı yayında canlı canlı kakaladılar aşkın hanım. Aşkın hanım ben son derece seçici bir kadınımdır. Evet. O programda beni ne doktorlar ne mühendisler istedi de ben elektrik alamadım. Ne doktoru ne mühendisi. Külliyen yalan aşkın hanım ya. Sensin be yalancı. Buyurun aşkın hanım. Bakın. Bu benim reddettiğim mühendisi Facebook'u. Çok yakışıklı. Ne diyorsun? Çok da romantik. Ay. Ay bu paçoz da karısı. Ay ben annesi sandım ya. Bence de her hafta Paris'teler. Daha bir kere beni tatile götürmedi bu. Ne? Yalan senin ağzına yuva yapmış. Daha geçen seni tatil köyüne götürdüm be. Bayram da babasının köyüne götürdü. Onu söylüyor aşkın hanım. Babamı karıştırma lan. Karıştırırsam ne olur lan? Karıştıramazsın. Karıştırırım efendim. Her şeyi karıştırırım. Ayrıca tıpta ayıp olmaz cahil. Hukukta ayıp oluyor da tıpta niye ayıp olmuyormuş? Ben her şeyimi anlatmak zorunda mıyım doktora? Bu ürologların uydurmuş olduğu kocaman bir yalan. No. Bana sonuna kadar güvenebilirsiniz. Terapide olan terapide kalır. Saadet Hanım neden Fehmi Bey'i kendinize eş olarak seçtiniz? Harika bir soru. Valla benimkisi tamamen mantık evliliği aşkın hanım. Açıkçası beni taşıyabilecek bir erkek arıyordum. Nakliyeciyim de ben aşkın hanım. Anlıyorum. O zaman terapimizin bu bölümüne soru cevap şeklinde ilerleyelim. Fehmi Bey, evlilik nedir? Evlilik bir bardak taze süt içeceğim diye evde inek beslemektir.
Ama evliliğinizdeki ilk kırılma anınız neydi? Hiç sormayın aşkın hanım, hiç sormayın. Kafamda boza kırdığı an bu kadın erkeğe dönelik şiddet uyguluyor bana. Aşkın hanım, bu görmüş olduğunuz at hırsızı var ya, bu şiddetin ta kendisidir bu. Tipik bir şiddetli geçimsizlik. Peki ya çocuk, evlat, yavru, bebe? Çok istedim aşkın hanım. Çocuk berekettir dedim. Ya. Bu eve belki bir çocuk girer, bir güzel orman olur dedim. Ya bu gece gel, yarın istersen gene git Fehmi dedim. Fehmi Bey, niçin çocuk yapmak istemediniz? Allah aşkınıza aşkın hanım. Şu genetikten çocuk mu yapılır ya? Şu tipe bir bakın ya. Ben sırf utancımdan düğün fotoğrafımızı bile atlayıp da attım Instagram'a. Benim suratımı kesip Serenay Sarıkaya'nın yüzünü koydu aşkın hanım ya. Allah'tan tavuk karası oldum da geceleri görmüyorum bu tipsizi. Allah'tan tavuk karası oldum da geceleri görmüyorum. Fehmi, bardakları görüyor musun Fehmi? Aşkın hanım, bardaklar çok güzel aşkın hanım. Bunların böyle dibi kalın oluyor ya, bunlar böyle vurunca ses çıkıyor değil mi Fehmi? Erkeğe dönelik şiddet uyguluyor bu kadın bana. Otur canım otur. Tüm evliliklerde olur böyle ufak tefek gerginlikler. Ufak tefek cinayetler desek daha doğru olur aşkın hanım. Mutfaktaki bütün camı çerçeveyi kırdı bu kadın kafamda ya. Resmen kendi evimde can güvenliğim yok. Tuzluyum da kokma. Aşkın hanım, bu görmüş olduğunuz yanımda oturan öküz var ya. Öküzler beni affetsin Allah. Aşkın hanım, bu adam bir gün bile bana bir çiçek almadı. Aa. Benim kulaklarım neler duyuyor böyle? Fehmi Bey, doğru mu bu duyduklarım? Doğru. Ama bir sorun, neden almadım aşkın hanım? Neden? Aşkın hanım, ben bu kadına çiçek götürsem, bu kadın o çiçekleri neyin içine koyacak ha? Evdeki vazoların hepsini, saksıların hepsini kırdı bu kadın kafamda. Ya bırak acıtasyon yapmayı, bırak ya. Bırak. Aşkın hanım, hep benim kırdığım vazolardan, bardaklardan bahsediyor. Kendisi kırdığı cevizleri anlatsın o zaman. Anlatsana. Aşkın hanım, akşamları eve gelmez bu adam. Yok yani. Nerede artık, kimle? Allah bilir. Anlatsana Fehmi. Ooo, sadakatsizlik. En de en sevdiğim. Fehmi Bey, Fehmi Bey. Geceleri kimlerle buluşuyorsunuz? Yani Bahadır abi var bizim. Otoparkçı Mücahit, emlakçı Yaşar, bir de bizim çırak Hikmet. Peki onlarla nerelerde buluşuyorsunuz? Bizim otoparkın arkasında bir kuytuluk alan var. Genelde oradayız. Ah vallahi. Aşkın hanım, arıyorum cevap vermiyor bana. Bu adam sürekli beni noğluyor. Sürekli noğluyor. Noğluyor yani. Noğluyor. Saadet, partinin ortasındayken ben senin telefonunu nasıl açabilirim? Ben bütün dikkatimi Bahadır abiye veriyorum. Bahadır abi? Eşim. Aa, bir dakika, bir dakika. Ben doğru anlıyorum öyle değil mi? Siz eşinizi mi aldatıyorsunuz? Olur mu canım, saçmalamayın. Hiç öyle şey yapar mıyım ben? Bahadır abinin yeri bende çok ayrı. Ay bu konu beni aşar. Sen beni Bahadır abiyle mi aldatıyorsun Fehmi? Bahadır abi benim okey eşim. Sen benim eşimsin, o okey eşim. Okey be. Bir probleminizi daha çözdüğüme göre ilk seansımızın da sonuna geldik zaten. Ama aşkın hanım, ben hala boşanmak istiyorum bundan. Hiç merak etme, 20 seansın sonunda mış mış mükemmel bir ilişkiniz olacağına garanti verebilirim. Hadi Bezna'ya ödeme için. 20 mi seans? 500 liradan 10.000 eder. Yuh! Aşkın hanım, bende 10.000 lira olsa ben bu kadını 10 defa boşardım. Haklısın. Evet. Yürü gidelim, evimizde kavga edelim, paramız cebimizde kalsın. Dur, bir dakika dur. Evde kıra kıra bardak kalmadı. Şu bardakları alalım mı, ne olur?